Değerli izleyiciler, yeni bir bit koruma saati programıyla karşınızdayız. Hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunarak başlamak istiyorum. Değerli izleyiciler, bugünkü programımız kompost nedir? Kompost ne işe yarar? Nasıl yapılır? Çevre açısından, tarım açısından, ülke ekonomisi açısından, bitki besleme açısından değişik yönlerden Kompostu ele alacağız. Sizler adına bu konunun yetişmiş, belki de dünyadaki en önemli isimlerinden birisi olan şu anki stüdyo konuğumuz kimyager Ahmet Arapoğlu Bey'i misafir ediyoruz. Ahmet Bey bu konuda izlerken de göreceksiniz. Yüksek oranda birikimi var. Avrupa'da, Amerika'da bu konuyla ilgili yani kompost ve mikrobiyal gübreyle ilgili işler yapan fabrikalar olan işletmeler olan bir Türk iş adamı kendisini burada konuk etmekten de ben gurur duyduğumu bizzat söylemek istiyorum Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Bu konu ülkemizde henüz yeterince bilinmeyen bir konu. Bazı meslektaşlarım Adını biliyor, bir kısmı hiç bilmiyor. Çiftçimizin büyük bir kısmında maalesef bu konuyu bilmiyor. Bilmemesini ben e, normal karşılıyorum çünkü biz organik maddenin değerini henüz öğrenemedik. Ülke olarak öğrenemedik. Öğrenemediğimiz için de biraz sonra konunun içine girdikçe daha yakından izleyeceksiniz ne büyük değerler kaybettiğimizi bizzat anlayacaksınız. Çöp diye bildiğimiz, kokusundan burun kıvırdığımız, başımıza bela olarak gördüğümüz o organik atıklar altın değerinde maddeler ama biz bunun farkına henüz yeni varıyoruz. Avrupa'da Amerika'da bu çalışmalar yıllar önce başladı. Bizim şu anda konuk ettiğimiz iş adamımız kimyager son yıllarda organik kimya konusuna ağırlık vermiş. Bu sektörde çalışmaya başlamış ve o ülkelerde kendi açısından ışık gördüğü için gidip orada çalışmış. Ancak bir vefa borcu olarak, vatan borcu olarak edindiği bilgi birikimini, tecrübesini Türk insanıyla, Türk çiftçisiyle paylaşmak adına burada. Bunu da sizlerle inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında görüşeceğiz. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli izleyiciler, kompost dediğimiz madde çürüyebilen, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan her türlü organik maddenin çürütülerek tarıma kazandırılması kısa tarifiyle. Bunu ben Ahmet Bey'e de soracağım ama ben ön bilgi olarak bazı şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Kompostun bitki sağlığıyla ne alakası var? Değerli izleyiciler, kompost dediğimiz madde bitkilerin beslenmesi için son derece önemli olan organik madde demek. Biz her programımızda vurgulamaya çalışıyoruz. Sağlıklı bitki yetiştirmek için hastalıktan, zarardan korumak adına öncelikle bitkilerimizin beslenmesinden başlamalıyız diyoruz. İyi beslenen dengeli beslenen bitkiler hem hastalıklara hem de zararlılara karşı yüksek direnç kazanır ve biz de zirai mücadele masraflarını, zirai mücadele işlerini asgari seviyeye indiririz. Bitki sağlığıyla en önemli alakası bu. İkinci, üçüncü ve çok sayıda daha alakalar var. Onları da ifade etmeye çalışayım kısaca. Özellikle seracılığın yoğun olduğu bölgelerde her gün aşağı yukarı sera önlerinde, sera yakınlarında veya çiftçimize, seracımıza en yakın yerlerde seradan çıkmış matıkları yaprak dal, pazara sunulamayacak bozuk, çürük, kurtlu ve tayre sebze meyve yığınları hepimizin gözüne çarpıyor. Bunlar sadece görüntü kirliliği değil, gözümüze kötü gözüktüğü için değil. Bitki sağlığı açısından büyük riskler taşıyor. Nedir? üzerinde taşıdığı hastalık, içinde bulunan, üzerinde bulunan haşereler, böcekler, bunlar buradan kalkıyor, komşu seraya, komşu tarlaya birbirine bulaşıyor. Yani biz adeta bu hareketimizde hastalıkların, haşerelerin bir tarladan başka tarlaya, bir seradan başka seraya bulaşmasına kendi elimizde yardımcı oluyoruz. Aynı şekilde birçok zararlı ya da hastalık meyve ağaçlarının dallarında, dalların içinde, üzerinde barınır. Kışı orada geçirir. Önümüzdeki günlerden itibaren budama mevsimi başlıyor. Çıkacak budama atıkları maalesef kimi bahçenin kenarına yığıyor, kimi evin önüne yığıyor, kimisi ağacın dibinde bırakıyor. O budama atıklarıyla hangi hastalık zararlıyı ertesi seneye taşıyor, üreticimiz, izleyicimiz bunun farkında değil. İşte biz bugün hem küçük çaplı hem orta ölçekli hem de büyük ölçekli sanayi çapında kompost yapma nedir? Elimizdeki organik maddeleri nasıl değerlendiririz? Ekonomimize nasıl kazandırırız? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ben bir iki rakam daha verip sözü işin ustasına bırakmak istiyorum. Değerli izleyiciler, birkaç yıldır üst üste vurguladığımız hem bu televizyonda hem de başka kanallarda üzerinde çok durduğum anız yangınlarına dikkat çekmek istiyorum. Ben hep şunu söylüyorum ve bu konuda çok samim olarak şunu ifade ediyorum. Anızlar yanarken adeta benim yüreğim yanıyor. Neden bunu söylüyorum? Değerli izleyiciler yıllık 5 milyon ton civarında kimyasal gübre kullanıyoruz. 5 milyon ton. Bunun büyük bir kısmını da maalesef ithal ham maddeden üretiyoruz ya direkt ithal ediyoruz ya da aktif maddesini, etken maddesini ithal edip Türkiye'de katkı maddeleriyle beraber, dolgu maddeleriyle beraber kullanma sunuyoruz. 5 milyon ton gübre kullanırken yaklaşık 10 milyon ton buğday sapını maalesef anız diye bir kibritle yok ediyoruz. 10 milyon ton. Anızla beraber ne yakıyoruz? Onları bir tarafa bırakıyorum bugünkü konumuz organik madde olduğu için sadece organik madde yönüyle el aldığımızda 10 milyon ton organik maddeyi yok ediyoruz. Organik madde ne işe yarar biliyor musunuz değerli izleyiciler? Organik madde kimya kullandığımız kimyasal gübrelerin bitkiler tarafından daha yüksek oranda faydalanmasını sağlar. Bugün Türkiye'de topraklarımızın %80, %80'den fazlası %85-86 diyen bilim adamlarımız var. %1'in altında organik madde içeriyor. Yani topraklarımız organik madde yönünden son derece fakir. Fakir topraklarda attığımız kimyasal gübrelerden ne kadar faydalanıyoruz biliyor musunuz? Maalesef %20-21'inden ancak faydalanıyor. Bu neye tekabül eder? 5 milyon ton kullandığımız kimyasal gübrenin yaklaşık 4 milyon tonundan faydalanamıyoruz. Bir kısmı buharlaşıp gidiyor. Bir kısmı sularla, yağmur sularıyla, kar sularıyla, sulama sularıyla yıkanıp kayboluyor. Kaybolan bu maddeler bu ülkenin değeridir. Arta kalan maddeler ne yapıyor? Toprakta birikip maalesef çoraklaşma dediğimiz olaya doğru gidiyor. İşte organik madde burada en önemli unsur attığımız kimyasal gübreden faydalanmamızı sağlıyor. Toprağımızın su tutma kapasitesini artırıyor. Bitkilerimizin kuraklığa dayanma gücünü artırıyor. Bitkilerimizin hastalık zararlılara karşı direnme gücünü artırıyor. Daha sayabileceğimiz çok fayda